Gençler, vatandaşlar neden yurt dışına gidiyor? Hakikaten süfli heveslerle mi? Süfli bir yaşamdan, süfli bir ortamdan, süfli hale getirilmiş bir ülkeden kaçıyorlar. Cumhurbaşkanının sözleriyle cevap vermiş olayım. Önce şunu söyleyelim, yani süfli çok işte alışık olmadığımız bir sözcük gibi gözüküyor. Sefil demek, Seçil Hanım. Yani Arapça sefele kökü sefilin de, sefaletin de, süflinin de kök sözcüğü olarak aynı birbiriyle ilişkili bu kavramları önümüze koyar. Sefil deyince herkes anlayacaktır. Yani ne diyor Cumhurbaşkanı? İşte daha iyi bir araba, işte daha iyi bir cep telefonu, konser. Yani bir kere gerçeklikten koptuğunu söylemek lazım. Bunlar hani cep telefonu sahibi olmak, araba sahibi olmak. Bunlar yani Türkiye'de aslında şu son döneme kadar tüketim ekonomisi içerisinde toplumun hemen hemen her kesimi tarafından rahatlıkla edinilebilen işte araç, gereç, ihtiyaç araçları, öyle denebilir, metalar. Konserle ilgili evet, işte Türkiye'de gençlere hayatı zehir eden bir iktidar maalesef ülkeyi sefalet içine sokmuş, sefele dedik ya hani, sefalet içine sokmuş, ülkeyi süfli hale getirmiş bir iktidar karşısında elbette gençler ulvi bir hayatın arayışı içinde, süfli değil, ulvi bir hayatın arayışı içinde ne yapacaklarını bilemedikleri noktada hem gençler, hem bu ülkenin iyi yetişmiş insanları, vatandaşları. Çünkü değil mi, konuşmayı şehir hastanesinin açılışında yapıyor. Evet. Orada aslında ima edilen, değil mi, hepimiz biliyoruz ki ülkeyi terk eden, daha önce de giderlerse gitsinler dediği doktorlar. Bu ülkenin en iyi yetişmiş, en kaliteli insanları gidiyor Seçil Hanım. Evet. Bu ülkeye yaşadıkları ülkelerin sefaletinden, baskısından, dimbaz cenderesinden kaçanlar geliyorlar. Araplar geliyor, Suriyeliler, Afganlar geliyor, Pakistanlılar geliyor, İranlılar geliyor. İranlıların neden geldiğini herhalde son dönemde yaşananları hatırlayacak olursak, Mahsa Amini ve sonrasındaki evet, protestoları kimse yadırgamayacaktır. Yani şöyle bir tablo var. Bu ülkeye gelenler çok daha kötü, dini temelde baskılarla dolu ülkelerden, topraklardan kaçıp Türkiye laik, seküler bir atmosferde on yıllarca şekillendiği için ve kendilerince onlara göre Türkiye batı demek olduğu için geliyorlar. Ama Türkiye'yi son 20 yılda Cumhuriyet'in kazanımlarından, seküler kazanımlardan, seküler kültürel örüntüden hızla uzaklaştırmaya çalışan ve ülkeyi giderek süflileştiren bir iktidar var. Ne yazık ki biz de bu ülkede yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bu süfliliği değiştirmek için yaşamaya devam edeceğiz. Bu süfliliği değiştirmek için çalışmaya, konuşmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Buyurun. Buyurun lütfen, tamamlayınız. Yok yok. Yani gerçeklikten kopmuş bir iktidar figürü, iradesi karşımızda. Yani insanların ülkeden gitmesinin sebebini cep telefonu, efendim işte araba, bunlar da açıklamak gerçekten hani çok acı verici, çok acınacak bir durum, acınacak bir tablo olduğunu düşünmek mümkün. Hiç kendisini eleştirmeyen bir figür var karşımızda Seçil Hanım. 20 yıl olmuş. Bakın Kılıçdaroğlu aylardır helalleşme çalışmalarını sürdürüyor. Bu bir anlamda
kendi parçası olduğu siyasi anlayışın, ideolojik anlayışın, partinin öz eleştirisiyle bağlantılı değil mi? Daha birkaç gün önce Selahattin Demirtaş'tan öz eleştiriler duyduk. İşte bazı sözlerinden dolayı o sözleri söylemeyebilirdim. Yani olgun insanlar, ergin insanlar yapıp ettiklerinin öz eleştirisini yapabilen, bunca yıllık iktidar serüveninde ya da siyasi serüveninde hiç mi kendisinin hatası yoktur? Bu insanlar ülkeyi neden terk ediyorlar? Bunun üzerinde acaba bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak hiç mi acaba bir üzüntü duymak olmaz? Hiç mi üzerinde düşünmek olmaz? Giderlerse gitsinler, ne halleri varsa görsünler, konser dinlemek için süfli amaçlarla gitsinler. Esas mesele ne? Birkaç gündür hep konuşuluyor değil mi? Binasını yaptıkları hastanelere doktor bulamıyorlar. Çünkü bütün mesele hastane yapmak değil. Mesele millet bahçesi yapmak değil. Yaptıkları her şey, hastaneler, millet bahçeleri aslında Türkiye'de onları ayakta tutan inşaat sektörünü, beşli çeteleri ihya etmeye dönük ve ülkenin ekonomisini betona, çimentoya endeksli olarak sürdürmekten başka bir şey değil. Evet, açılışta... evet. Sayın Atay, yani şimdi burada bir gerçeklikten kopmuş dediniz. Bir de tanımlamada da bir sıkıntı yok mu? Bir kafa karışıklığı sanki. Konsere gitmek, lüks arabaya binmek, daha iyi telefon kullanmak aynı kategoride değerlendiriliyor. Ama burada şu sorunun yanıtı da aranmamış belli ki. Neden bu ülkede konsere gidemiyor insanlar? Bu sorunun yanıtı da yok Cumhurbaşkanı cephesinde. Diyorum ya, yani... İnsan bir, yani bir, hepimizin hayatında yani olgunluk, erdem, erginlik bunu gerektirir. Yani bir siyasetçi kendi siyasi performansı üzerine öz eleştirel ya da öz düşünümsel, yani yapıp ettikleri üzerine tekrar bir düşünmek, artısıyla, eksisiyle, olumlu, olumsuz yönleriyle bunu hepimiz yapmak durumundayız. Evet. Yani ülkede konserlerin yasaklandığı, ard arda yasaklandığı bir noktada çıkıp da işte konser dinlemek gibi süfli ama hedeflerle, heveslerle yurt dışına gidenler. Bir kere konseri süfli olarak tanımlamak ayrı bir problem. Ayrı bir sorgulanması gereken, acı duyulması gereken, hicap duyulması gereken bir ifade. Öte yandan lüks arabalar, hangi lüks arabalar? Siz hangi arabalara biniyorsunuz? Sarayınızdan konvoyla çıktığınızda kaç model arabalara biniyorsunuz? Halkı durdurup meydanlarda geçerken çaresiz insanlar... Sizin konvoyunuza bakmaktan öte gözleri o pırıl pırıl arabaların yansıyan ışıklarıyla kamaşırken acaba bu sözleri nasıl sarf ediyorsunuz? Bunları evet. Nasıl söyleyebiliyorsunuz? Sayın Atay, şimdi o çaresizliği anlatan bazı kayıtlar da var elimizde. Daha önce aktardığımız haberler, birkaç dakikanızı rica edeceğiz. Gençlere gelin birlikte bir kulak verelim, onları dinleyelim. Hakikaten gençler neden gidiyorlar yurt dışına, neden gitmek zorunda kalıyorlar? Bir çaresizliğin fotoğrafı da aslında, onları dinleyelim. Tayfun Atay'la sohbetimizi sürdüreceğiz. Bence... Bir vatandaş asla geçinemiyor. Görünüyoruz ekmek olmuş 4 lira, İstanbul'da 5 lira ya da 6 lira. Yani bir ekonomi durumu çökmüş yani. Bence yönetim olmuş söylerken sesim titriyor. Değişmesi gerekiyor yani. Çünkü kış geliyor, mont almamız gerekiyor. Kaç lira olmuş? 300 lira, 400 lira falan. Yani... Babası falan olmayanları gerçekten de çok kötü yani. Niye ağlıyorsun şimdi? Çünkü gerçekten de geçinemiyoruz. Tamam. Öyle yani. Tamam. Burada acınmak için konuşmuyorum tamam. Da öyle yani.
Abi 15 yaşında çalışmaya mahkum eden sistem, ne diyorsun sen ya? 15 yaşında. 15 yaşındayım, 15. Çalışacaksın. 3 aydır çalışıyorum. 3 ay çalıştım. Benim ders çalışmam lazım. Üniversite sınavım var. Çalış, hem çalış hem oku. Ben nasıl yapacaksın abi? Hem çalışırken ben nasıl yapacağım? Bak 65 yaşına geldim, bir de çalıştım oku. Ya kardeşimle alakası yok abim. Ben bıktım bunlardan. Saçımda 18 tane ak var ya. Abi çocuk konuş. Dur dur abim, dur. Allah rızası için. Yaşım 15, saçımda 18 tane ak var diyor. Yaşı 15 olan bir gencin düşünmesi gereken nedir? Ya da daha önce şimdi mont için ağlayan genç bir kız da orada diyor ki, bir geçen sene olduğunu da belirtelim. Bu sene 300-400 liraya da öyle mont falan yok. Ağlıyor bunları anlatırken. Bu nasıl bir çaresizlik? Şimdi bununla ilgili böyle bir değerlendirme, öte yandan işte son dönemdeki tabloyu, ekonomik tabloyu aktarırken lüks hevesleri olanlar zaten burada da onlara ulaşabiliyorlar ama onlar toplumun çok küçük bir kesimi. Servetten %40 pay alıyorlar ama toplumun %1'ini oluşturuyorlar. Bu bilgilerle birlikte değerlendirmenizi merak etmekteyim Sayın Atay. Vallahi Seçil Hanım, sözün bittiği yer, yani çocukları gördüğümüz, yani ne söyleyebilirim ki? Yani bu tablo aylardır, yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, NAS'tan hareketle düşürülen faizler, ben ekonomistim sözleri arasında geçen aylar, bugün işte doların geldiği nokta, yani bütün ve işte asgari ücretin durumu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, yani kızın gözyaşları. Ya ne söylenebilir ki? Yani bu çocuk fırsatını bulduğunda bu ülkeyi terk eder. Bunun Evet. Yani arabayla, cep telefonuyla, konserle bir alakası yok. Konser dinleyecek olanlar sizin vurguladığınız gibi bu ülkenin bir şekilde o halk konserlerini, festivalleri yasakladıkları için Seçil Hanım, o konserlere gidecek olanların yine bu ülkede ekonomik durumu gayet iyi. Evet. Gider Paris'e, o konseri de dinler, döner. Öyle gitmiyor gidenler. Elbette. Gidenler bu ülkenin, tekrar edelim, sefil, sefalete gark edilmiş koşullarından, durumundan, tedirginliği içerisinde gidiyorlar. Evet. Bu ülkedeki zengin yoksul mesafesinin alabildiğine büyümesinin sonucu olarak gidiyorlar. Bu ülkede din diye diye, İslam diye diye, Allah, Kur'an, peygamber diye diye bir saray Müslümanlığı yaratılmış olmasından dolayı gidiyorlar. Gitmek isteyenler sadece bu ülkenin sekülerle ilk kesimleri değil. Evet. Bir fırsat verilsin bu ülkede dindar, muhafazakar gençler, imam hatipli çocuklar da gidecekler, giderler. Sosyolojisi Türkiye'nin bu noktada. O evet, yüzden diyorum, yani gerçeklikten kopmuş bir irade var ortada. Çok acınacak bir durum, çok çaresiz, çok üzücü bir durum. Yani ülkenin gerçeğinden kopuk, belli ki yani çevresinde oluşmuş ağ artık ülkede ne olup bittiğini görmesine de çok fazla izin vermiyor. Orada evet, bir söz evet. daha var, siz onu vermediniz. Cemil Meriç'ten hareketle ben buraya not aldım. Cemil Meriç'in sözüne de bu yaptı. Vatanlarını yaşanmaz kılanlar, vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır. Çok tabii böyle hani güçlü bir söz. Bir yandan sorumluluk da yüklüyor yani. Evet, evet. Sayın ama Atay. Ama vatanı yaşanmaz kılan kim? Vatanı yaşanmaz hale getiren kim? Biraz önce verdiğiniz örnekler, çocukların gözyaşları, 15 yaşındaki çocuğun saçına akı düşüren kim? Bu çocukları böyle konuşturan kim? Vatanı kendisi olmadığı kesin. Evet, o gencin kendisi olmadığı kesin, değil mi Sayın Atay? Çok teşekkürler. O halde biz de, özür dilerim, bitiriyoruz. Buyurun. O halde biz de başka bir güzel sözle cevap verelim. Nazım'ı hatırlayalım. Vatan çiftliklerinizse, vatan saraylarınızsa, beşli çetelerinizse vatan, böyle vatan sizin olsun. Böyle vatan olmaz. O yüzden mesele vatanı gerçekten bütün insanları için vatan kılmak bu toplumun.